Apkat Rokkel adlı ilmi eserde açıklanan ve çok eski bir kitap olan Pesikta'da Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili çok önemli bir bölüm vardır. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih'i bir varlık olarak var etti. Ona şöyle söyledi: "Benim oğullarımı, kullarımı 6.000 yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın?" O da, yani Kral Mesih de, cevap verdi: "Evet, yapacağım." Daha sonra acılarımıza o yüklendi. Yaşaya da yine hocam. Bak yani acılarımız yüklendi. Yani bütün insanların çektiği acıdan yani hiçbir insanın dayanamayacağı derecede bir acıyı ve çileyi bu mübarek insan çekecek ve saflığını, Allah olan sevgisini, muhabbetini coşkuyla devam ettirecek ve insanlar bunu sezemeyecekler. İnşallah. Mehdi'nin bir vasfıdır, gizli vasfıdır bu. Özel bir vasfıdır, bilinmeyen. Peygamberimiz de Hazreti Eyyub'e benzer diyor. Yani muazzam çile çekiyor. Fakat insanlar sezemiyorlar, fark edemiyorlar. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih'i bir varlık olarak var etti, Mehdi'yi. Ona şöyle söyledi: "Benim kullarımı 6.000 yıl sonra iyileştirip, bak iyileştirip hastalıklardan, maddi ve manevi hastalıklardan kurtaracak. Kurtaracak mısın?" O da Kral Mesih yani Mehdi cevap verdi. Bak Kalü Bela'da Allah'a söz veriyor. Misak veriyor. Daha dünyaya gelmemiş, daha dünya kurulmamış. Ruhları aleminde Allah'a misak veriyor Mehdi. "Evet, yapacağım." Daha sonra Allah ona dedi ki: "Sonra eziyetlere sabredecek misin? Sana eziyet edilecek," diyor. "Sabredecek misin?" diyor. Kalü Bela'da. "Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımızı o yüklendi." Yeşaya 53'e 4. Mesih ona, Mehdi, Allah'a cevap verdi: "Onlara sevinçle sabredeceğim, Maşallah. çilene," diyor. "Sevinçle sabredeceğim," diyor. Maşallah. İman artarak, coşkuyla, bütün çileye. Mesih de aşkından dolayı, Allah aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı. Bak sırf acı değil ve sıkıntı da veriyor Allah. Yani bir insanın mesela binlerce insanın dayanamayacağı bir acı ona yükleniyor. O rahatça kaldırıyor maşallah. Maşallah. Acıları ve sıkıntıları üzerine aldı. Çünkü Yaşaya 3'te şöyle yazılmıştır: "O baskı görüp eziyet çekti." Davutoğlu'nun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği nesilde alimler aleyhine, din alemleri aleyhinde davalar açılacak. Hapishanelere gönderecekler. Yargılanacaklar diyor Tevrat'ta. 3.000 yıllık bilgi bak bunlar, 3.000 yıllık. 6.000 yıl sonra olacak bilgiyi veriyor Maşallah. Tevrat. 6. Bu imtihanın ardından başka bir imtihan gelecek. Sürekli imtihanlar devam edecek diyor. Çile ve zorluklar. Mehdi için. Mesih için şöyle yazılmıştır: "Rabbin ruhu, bilgelik ruhu," bak Rabbin ruhu, Allah ruhundan üfürüyor üstüne, "bilgelik ruhu," bilge bir insan olacak, "anlayış ruhu," çok anlayışlı olacak, "öğüt ve güç ruhu," mükemmel bir öğüt verme ve mükemmel bir güce sahip olacak inşallah, Allah'ın İnşallah. dilemesiyle. İnşallah. Ve Rab korkusu, Allah korkusu ruhu Mehdi'nin üzerinde olacak. Tevrat diyor. Bu onun, Allah'ın ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir diyor. Bak cendere gibi sıkıntılar veriyor Allah imtihan olarak. 6.000 yıl öncesinden Cenab-ı Allah ona bunu bildiriyor. Daha Kalü Bela'da bir var üstünde böyle bir imtihan. Salih, samimi işler. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa bak Tevrat'ta. Muazzam bir kargaşa oluyor Mehdiyet devrinde. Neden boş düzenler kurar bu halklar? Boş düzenler. Yani uğraşıyor, Mehdi'yle baş edemiyor. Atağa geçiyor. İti, kopuğu, çakalı, iddia eden Egemen Kontrol Örgütü, Masonların dinsiz kanadı, iç çakal örgütler, komünist örgütler. Dünyanın kralları saf bağlıyor diyor Mehdi'ye karşı. Hükümdarlar birleşiyor, toplanıyorlar kendi aralarında. Nasıl etkisiz hale getirebiliriz bunu diye Mehdi'ye. Rabbe ve mesh ettiği krala, Hazreti Mesih'e karşı, Mehdi'ye karşı.
koparalım onların kayışlarını diyorlar. Yani bütün bağlarını, bütün imkanları, ekonomik güçlerini, bağlantını koparalım. Halkla, insanlarla bağlantılarını, ticari bağlantılarını, tebliğ imkanlarını hepsini koparalım diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Yani hiçbir bağlantımız kalmasın bunlarla. Bunları tecrit edelim. Yani bunlara ambargo uygulayalım diyorlar. Mezmurlar 2, 1'e 3 Mehdi'ye karşı.